Bu yıl 11.sü düzenlenen Türkçe olimpiyatları tüm hızıyla devam ediyor. Olimpiyatların şarkı finali muhteşem bir geceyle yapıldı. Dünyanın farklı ülkelerinden Türkçe şarkı ve türküleri seslendiren öğrenciler jürinin büyük beğenisini topladı. Gecede birinci Bulgaristanlı Martin Yurdanov oldu. Birinci Türkçe Olimpiyatlarının şarkı finali İstanbul Ataköy'deki Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapıldı. Ey günlü 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 peşte mari püskünlü peşte mari püskünlü. Başkanlığın Orhan Gencebay'ın yaptığı jüri heyetinde Ajda Pekkan, Fatih Kısaparmak ve Muazzez Ersoy gibi sanatçıların yanı sıra yapımcı Birol Güvenli, Türk Dil Kurumu Başkanı Profesör Doktor Mustafa Kaçeli de yer aldı. Berhudar olun. Bu vatanın çatısı yaşam kadar kutsaldır. Dil, din, cins, ırk ayırmam şu dünya gurbetinde. Bana Orhan diyorlar. Asıl adım insandır. Fatih Kısaparmak da organizasyondan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türkiye için önemine dikkat çekti. Sadece dilimizin değil, türkülerimizin, ezgilerimizin dünyanın dört bir tarafında bayrak olup dalgalandığını görmekten kıvanç duyuyoruz. Acizane öncelikle bir besteci olarak şunu söyleyeyim. Bu büyük organizasyonu ifade etmeye olimpiyat sözcüğü yetersiz kalır. Bu büyük organizasyona, bu güzelliğe, bu anlamlı adıma emeği geçen herkese sevgilerimi gönderiyorum. Gönüller dolusu. Bu gece her şey bambaşka güzel. Büyülü bir ortam, sihirli bir dünya. Ve sizler, çocuklarımız, çıkan herkes muhteşem birer harikalarsınız. Yeni yeşillendi fındık dalları, drama köprüsü, dere boyu kavaklar. Sahneye çıkan öğrenciler yöresel türküleri peş peşe seslendirdi. Dört finalistin sahne aldığı gecede birinci Bulgaristanlı Martin Yurdanov oldu. Ödülünü Ajda Pekkan'dan aldı. Bir an kendimi Alice Harikalar Diyarında zannettim. Bu kadar gerçekten inanılmaz bir organizasyon. Bizim dilimizi hem müzikle hem sanatla bu kadar dünyaya yayan İnsana ilk önce burada huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Gecede Azerbaycanlı Alexan Bünyat'la da ikinci ve Filipinler'den Guinevere Camacho da üçüncü oldu. Öte yandan Fatih Üniversitesi yarışmada ilk üçe giren öğrencileri burslu olarak okutmak istediğini açıkladı. Bu haberle 10 bültenin sona eriyor. Gelişmelerle saat başında saatler 11'i gösterdiğinde yeniden bu.